Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Araç tekniği, motor bilgisi sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. En çok çıkan 20 adet motordan gelen soruları çözeceğiz bugün. Mutlaka çözün arkadaşlar, sınavları rahat geçin. Başlayalım, detaylı tabii ki anlatacağız. Birinci sorumuz geldi bakın, motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? A. Yağdanlık, B. Yağ filtresi, C. Yağ çubuğu, D. Yağ pompası. Tabii ki yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan gösterge yağ çubuğudur. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen ikinci sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? Şaft, motor, tekerlek, vites kutusu. Gücün kaynağı, araçlarda gücün kaynağı nedir? Motordur değil mi? Bursa seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur? A. Aşırı hız yapılması, B. Debirajın kaçırması, C. Ani duruş ve kalkış yapılması, D. Düşük kalitede yakıt kullanılması. Yakıt tüketiminin artmasını araçtan kaynaklı, bakın araçtan kaynaklı olan hangisidir diyor. Tabi burada verilenlere göre aşırı hız yapılması, sürücüden kaynaklı, ani duruş kalkış, sürücüden kaynaklı, düşük kalitede yakıt kullanılması sürücüden kaynaklıdır. Ama debriyajın kaçırması nedir? Araçtan kaynaklıdır. Bursa seçeneği doğru cevap. Dördüncü soruya geçmeden en çok kullanılan göstergelerden bahsedelim. Göstergeler taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren sesli ve ibreli uyarıların toplandığı bölümdür. Ve elektronik sınavda en çok çıkan göstergeler hız göstergesi, devir göstergesi, hararet, yakıt göstergesi, şarj, yağ, lambası, kısa ve uzun farlar, sis farı, park lambası, arka cam rezistansı, balata, el freni lambası, dörtlü flaşör, hararet lambası, sağ ve sol sinyal, yakıt lambası, cam suyu lambası şeklinde. Bunlardan mutlaka sınavda %100 soru gelir arkadaşlar. Bunları tekrarlayalım. Hemen diğer sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz, şekildeki uyarı ışığının, bakın şuradaki ABS uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu bildirir, belirtir. Marş sistemi, şarj sistemi, ateşleme sistemi, fren sistemi. Bakın ABS demek fren demektir değil mi? ABS fren sistemidir. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim 5. sorumuza bakın. Yağ göstergesi yanıyor şurada gösterge panelinde. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi. Evet, yanıyor. İlgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görülüyor ise, evet. Öncelikle yapılması gereken nedir? Gösterge panelinde seyir halinde yağ göstergesi, yağ sistemi yanıyorsa motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır. Hava filtresi değiştirilmelidir. Motor rölantide çalıştırılmalıdır. Motor hemen durdurulmalıdır. Evet, buradaki gösterge panelindekine bakarsak yağ göstergesi yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, hemen geçelim. 6. soruya bakalım. Dizel yakıt kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda hangisinin yapılması uygundur? A. Aracın düşük hızlı sürülmesi, B. Yakıt deposunun boşaltılması, C. Aracın yüksek devirde kullanılması, D. Hava filtresinin değiştirilmesi. Evet, dizel motora yanlışlıkla benzin konulduğu zaman yakıt deposunun boşaltılması
gerekmektedir. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 7'ye bakalım. 7. sorumuz yine göstergelerden gelmiş. Bakın aracın gösterge panelinde şekildeki görülen akü şarj ikaz ışığı yandığında araç sürmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A. Yağın azalması, B. Akünün boşalması, C. Fren hidroliğinin bitmesi, D. Marş motorunun arızalanması. Tabi burada dikkat ederseniz arkadaşlar, akü şarj ikaz ışığı yandığı zaman aracımızı ne yapmamız gerekiyor? Derhal durdurmamız gerekiyor. İlk yapmamız gereken işlem. Aracımızı derhal durduruyoruz. Tabi burada biz eğer durdurmazsak, seyir etmeye devam edersek ne olur? Akü boşalır, değil mi? Evet. Burada akünün boşalmasını sormuşlar. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 8. sorumuza bakalım. Araç motorunun ilk çalıştırması esnasında aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır? A. Kornaya, B. Vites koluna, C. Fren pedalına, D. Debriyaj pedalına. Tabii ki arkadaşlar unutulmamalıdır ki araç çalıştırılmadan önce araç boşta çalıştırılıyor. Kontağı çevirirken mutlaka ayağımız debriyaja sonuna kadar basmamız gerekiyor. Cevap burada Denizli seçeneğidir. 9. sorumuz fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Flaşör arızalıdır. B. Distribütör arızalıdır. C. Fren müşürü arızalıdır. D. Geri vites müşürü arızalıdır. Tabi burada fren pedalına bastık, fren lambaları yanmıyor. Mutlaka nedir? Müşürde bir sıkıntı var. Yani fren müşürü arızalıdır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 10. sorumuz şöyle. Lastik hava basıncı normal değerden az olursa hangisi olur? Normal değerden az olması bakın arkadaşlar şuradaki şuraya numara verirsek 2 numara 3 numara 3 numara bakın normal 2 numara az 1 numarada fazla hava basıncı basılmış lastiklerdir. Bize burada hava basıncı normal değerden az olursa hangisi olur diyor. Motor ısınır. Yakıt tüketimi artar, motor yağ yakar, yakıt tüketimi azalır. Aracın lastik hava basıncı değerinden az olursa yakıt bir kere kesinlikle artar. Burada cevabımız tabii ki Bursa seçeneği. Aynı zamanda lastikler yanlardan aşınır. Bakın şurada da görüyorsunuz. Fazla hava basıncı olursa lastik ortadan aşınır. Hemen 11'e geçelim. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur? A. Araç bir tarafa çeker. B. Fren pedalı sertleşir. C. Frenlerden ses gelir. D. Fren hidroliği azalır. Tabii ki araç bir tarafa çeker. Cevabımız doğrudur. Adana seçeneği. 12. sorumuz şöyle. 1, 2, 3 verilmiş. Soruyu okuyalım. Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir? Artık bildiğiniz gibi kışa girdik. Akü kontrolü, lastik kontrolü, antifriz kontrolü. Burada da dikkat ederseniz her üçü de yapılması gerekir. Cevap Denizli seçeneğidir. 13. sorumuza bakalım. Şekildeki uyarı ışığı araç gösterge panelinde yandığında sürücü ne yapmalıdır? A. Aracı durdurup motoru stop etmeli. B. Araç motoruna yağ ilave etmeli. C. Silecek suyu deposuna su eklenmeli. D. Motor soğutma suyu seviyesini kontrol etmelidir. Evet arkadaşlar burada da dikkat ederseniz az önce de göstergelerde
araç göstergelerinde önemli olanları söylemiştik. Yine orada da silecek suyu deposuna su eklenmesi gerektiğini bize nedir? Bildiriyor. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 14. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? A. Marş sistemi, B. Yağlama sistemi, C. Direksiyon sistemi, D. Aydınlatma sistemi. Aracı istenilen yöne sevk eden hangisidir? Tabii ki direksiyon sistemidir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 15. sorumuz seyir halinde gösterge panelindeki ışıklardan hangisinin yanması trafik kurallarına uyulması şartıyla derhal durulmasını gerektirir? Adana seçeneğinde bakın park lambası, Bursa seçeneğinde kısa farlar, Ceyhan seçeneğinde hararet göstergesi lambası, Denizli seçeneğinde sis farlarını verilmiş. Burada bakın gösterge panelinde aşağıdaki ışıklardan hangisinin yanması durumunda aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor? Tabii ki hararet göstergesi yandığı zaman aracımızı lambası yandığı zaman derhal durdurmamız gerekiyor. 16. sorumuza bakalım. Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? A. Motorun yağ yakmasına, B. Motorun sarsıntılı çalışmasına, C. Egzozdan siyah renkli duman çıkmasına, D. Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına. Eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması yağışlı havalarda kaza tehlikesinin nedir? Artmasına sebep olur. Yollarda nedir? Fren yaptığınız zaman direkt kayar ve kaza yapmanıza sebep olur. Denizli seçeneği doğru cevap. Geçelim hemen 17. sorumuz. Yoldan gelen sarsıntıları üzerine alarak sürüş konforu sağlayan süspansiyon sistemi parçası hangisidir? Şaft, aks, şanzıman, yaylar, amortisörler. Sürüş konforu sağlayan süspansiyon sistemi tabii ki yaylar ve amortisörlerdir. Cevap deniz seçeneğidir. Süspansiyon sisteminin görevi sürücü ve yolcuların yol bozukluklarından etkilenmeden sarsıntısız bir yolculuk yapmasını sağlar. Süspansiyon sisteminin parçaları yaylar, amortisörler ve makaslardan oluşuyor. Yaylar, helezyon yaylar, çukur ve tümseklerden gelen salınımları darbeyi üzerine alır. Amortisörler aracın taşıyıcı sistemlerinin yorulmasını önler, konforlu sürüş sağlanmış olur. Makaslar genellikle otobüs, kamyon gibi ağır taşıtlarda kullanılır ve yaylanmayı sağlar. Hemen 18'e geçelim. Aracın uzun süreli park edilip çalıştırılmaması hangisine zarar verir? 1. Akü, 2. Fren balatalarının azalması, 3. Motor yağı kalitesinin düşmesi. Aracın uzun süreli park edilip çalıştırılmaması bir kere aküyü bitirir, değil mi arkadaşlar? Motor yağı kalitesi nedir? Kaybolur, çamurlaşır. Yani burada 1 ile 3 olması gerekiyor. Fren balatalarında herhangi bir azalma olmaz. Cevabımız Denizli seçeneğidir. 19. soruya geçelim. 19. sorumuz araç güç aktarma organlarından gelmiş. Bakın şekilde soru işaretiyle gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerlekleri ileten güç aktarma organının adını sormuşlar. Bakın diferansiyelimiz burası. Diferansiyelden aldığı hareketi yani şuradan tekerleklere ileten güç aktarım organı, aktarma organı, volan, aks, kavrama, vites kutusu. Evet, tabii ki burada nedir? Bize sorulan sorunun cevabı akstır, değil mi? Vites diferansiyelden aldığı hareketi
tekerleklere ileten güç aktarma organı akslardır. Evet. Son soru arkadaşlar, geçelim. Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir? Fan motoru, far anahtarı, sigorta kutusu, yakıt göstergesi. Evet. Burada da ilk kontrol edilmesi gereken yer, değil mi? Elektrik sisteminde bir arıza olduğu zaman, araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman nereye bakacağız? Sigorta kutusuna bakmamız gerekir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet arkadaşlar, destek için beğen butonuna basıp YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. %100 kazanma garantili motor bilgisi, araç tekniği sorularını kaçırmayın. Hepinize sağlıklı, kazasız günler, sınavlarınızda başarılar dileriz. Kanalımızı diğer arkadaşlarınıza da önermeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.